Evet sevgili dostlar, burası da 300 metre ilerideki Darantik kenti. Burası daha kapsamlı. Pazartesi günleri kapalı. İlginiz olsun. Bir nevi Ülgüp'e benziyor. Hep kayalara oyulmuş. Tarz aynı. Hep kayalara uymuş. Ama ne kadar sağlıklı, ne kadar dayanıklı bakar mısınız? Bunun içinde yaşamak da gerçekten güzel olur aslında. Hem depreme dayanıklı. Şimdiki binalar gibi değil. Bakın büyük çekirge. Bu çok uzağa zıplayabilir. Resmen buraya bir köy yapmışlar. Minik bir köy. Herhalde burada bir 200-300 aile yaşamıştır herhalde. Burada su yalakları. Hayvanlar için sanırsam. Efendim, Dara Otel'e hoş geldiniz. 3 katlı Dara Otel. Hem gönüllü olarak tarih anlatıyorum hem de fotoğraflar. Amacım köyümü tanıtmaktır. İsterseniz sizinle gönüllü olarak yardımcı olabilirim. Hiç gerek yok ya. Hiç size zahmet vermeyelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buraya yatak odası herhalde. Burası da salon. Çıktınız girdiniz yaşayın. Vay. Bence burası köyün muhtarının odasıydı. Çünkü çok geniş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oda varmış. Herhalde şurası da banyoydu. Bir de salon var, 7. Tabi ara bölmeler zamanlaşmış galiba. Darantik kente geldik, ne oldu? Ne oldu şimdi? Ne oldu? Aha, bitti. Gidiyoruz şimdi, ne oldu? Ne oldu? Video çekmiş. Asliye burası. Havadan dolayı. O bacıda eşime benziyor olan bir tane baca varmış. Nerede? O köşede. Bacıya bakın. Buraya bacılara kullanmışlar. Aşağıda aşağı iniş yok galiba. Bakın kemiklere. İki kat altta kemikler var. Mezarlar da var altta. Ama şu an aşağıya giriş yok. Ya, çekmedin mi sen?
Burası da İzmir Efes'teki antik tiyatrolara benziyor. Herhalde burası da tiyatrolara kullanılıyordu. Dara isminin kökeni hakkında bilgi veren Evagrius, Malalas, Agapisus, Abul Farak gibi antik ve orta çağ tarihçilerinin aktarımlarına göre Pers Kralı 3. Darius M.Ö. 336-330 Büyük İskender'e karşı yaptığı savaşta öldüğü yerin sonrasında Dara olarak adlandırıldığı ve Dara isminin kökeninin buraya dayandığı varsayılmaktadır. Dara isminin kökeni hakkında 13. yüzyıl Süryani tarihçisi Abul Farak şu şekilde bahsetmektedir. Helen Kralı Büyük İskender ve Pers Kralı Darius burada savaşmış ve Darius burada ölmüştür. Bu nedenle buranın ismi Dara'dır. Burası da hemen Susan Zindan'ın ön tarafı. Dara Antik Kenti. Zannedersem burası birkaç parça haline. Çünkü 300-400 metre geride de vardı Dara Antik Kenti. Demek ki parça parça. Veya daha birleştirilemediler. Burası normalde büyük bir alan sanırsam. O yüzden belki de parça parça yeryüzüne çıkartmışlar. Ne oldu? Niye? Yandım. Şapka yok mu senin? Var da çok sıcak. Daha dur, daha sıcak başlamadık oğlum daha. Saat 9. Orada setenin taşı var sanki. İşte buralar yaşam yerleri. Küçük küçük odalar galiba. Burayı da yol olarak kullanmışlar. Olması bu Dara antik kentlerini ayrı ayrı çekip tek bir videoda birleştireceğiz. Çünkü dediğim gibi birkaç parça ayrı ayrı yerleri de var. Buraları da herhalde tandır olarak kullandılar. Temelin güzelliğine bak. Bunlar da kolon sütunlar devrilmiş. Şu burası neymiş? Oraya bakalım. Bu yuvarlak neymiş ya? Seten taşı gibi duruyor. Bu da yürütülen seten taşı gibi. Ha, bu dibek taşı değil mi? Seten taşı işte. Bunlarla bu da yürütüyorlar herhalde.